Akstar Mobilya'dan şok kampanya. 160'a 2 bazalar, yatağıyla birlikte sadece 599 euro. Bitmedi. Yatak, yemek ve koltuk takımı, komple düğün paketi. Efendim bu haftalıkta merhabalar. Yine siz gönül dostların huzurundayız. Bu haftaki de programımıza birazdan inşallah başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce bir iki duyurum olacak inşallah. Birinci duyurum 7 Şubat'ta Almanya'nın Solingen şehrinde Avrupa Aksaraylılar Derneği'nin organize etmiş olduğu bir istişare programı olacak. Aynı zamanda Türkiye'den de belediye başkanı yardımcısı bu programa katılacak. Bu programa Avrupa'daki şu an bizim programımızı izleyen dostlara duyurulur. Katılmak isteyenler Solingen şehrinde Avrupa Aksaraylılar Derneği'ne irtibat kurallar diyoruz. Bir diğer duyurumuz da 8 Şubat'ta inşallah Aachen Würselem'de Gazze yararına yapılan bir program var. Çok güzel bir program olacak. Geniş bir katılım bekleniyor inşallah. Türkiye'den de değerli sanatçılarımız var. Uğur Işlak ve canlı ekibiyle birlikte Aachen Würselem'de olacak. Bizler de inşallah çekim için orada olacağız. Tabii ki siz gönül dostlarını da bekliyoruz. Evet, bu haftaki programımıza gelince birazdan inşallah Castro Brauxel'deki Üntex'in açılışındayız. Arka planda görüyorsunuz, hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Burada daha önce Gelsenkirchen'de olan Üntex'in yeni bir yeri açılışı var. Çok büyük, geniş bir alan, yeni bir halle satın almışlar. 2400 metrekare üzerinde bir alan. Showroom'dayız şu anda. Showroom'u var. Yüzlerce çeşidi var. Toptancılara export ürünleri satıyorlar. İnşallah birazdan hasbihallerimiz olacak. Onlarla söyleşilerimiz olacak diyoruz. Programımıza geçiyoruz. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam kazancını helalinden elde etmek için ticaret ile uğraşmıştı. Bugün buraya toplanmamıza vesile olan kardeşimiz, bu iş ile meşgul kardeşimize bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kardeşimize helalinden kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, senin yolundan giderek Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı rehber edinerek sana ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Müslümanlara dünyada birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan eyle. Bu kardeşlerimizin kazanmış oldukları kazançlarını helalinden elde ederek helalinden harcamayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanlara bu kardeşimiz gibi örnek olabilecek kardeşlerimiz yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hayırlı, bereketli olur. Güzel kazançlar olur inşallah. Bugün yeni işlerimizin yerinde açılışına geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Mutluluklar. Allah razı olsun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. İki dakika inşallah birlikte bir yeni yerimizi gezelim. Ürünlerimizi birlikte bir görelim. Yaptığınız showroom'u inşallah. Buyurun. Evet efendim, hasbihallere başladık. Biraz önce Üntex'in açılışını yaptık. Ben Rasim İnal. Gelsenkirchen'de 40 senedir beri ikamet ediyoruz. 30 senedir beri bu işlerle uğraşıyoruz.
Kendimiz Aslan Kayseri'den, Anadolu'dan geldik. Geldikten sonra birkaç sene sonra bu işe başladım. Tabii burada diğer çalışma işlerine falan fazla şey yapmadığım için ticaret hayatında Türkiye'den belli bir kalıntı var. Ondan bu yana bu ticarete uğraştık. Allah razı olsun, bütün komşularımızdan, bütün alışveriş yaptığımız kişilerden bunca zamandır gelsen kendi 30 senedir dükkanımız vardı. Ufaktan başlamıştık. Zaman zaman toptancılığa doğru yürüdük. Son zamanda işler daha büyüdü. Bu yeni yerimizi şimdi yeni yerimiz olgunlaştırdık. Bu da genişleme oldu. Biraz daha çocuklar, biz de yaşlandık, artık çocuklara devrettik bu işi. Onlar daha güzel faaliyet göstermek için burada ikamet edecekler. Bütün müşterilerimizden, gelecek gidecek arkadaşlardan, bu açılışa gelen bütün arkadaşlarımızdan herkesine hoş geldin diyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Efendim, Rasim amcamıza teşekkür ediyoruz. Hasbihallere daha yeni başladık diyoruz. Muhammed Ali Ünal kimdir? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Muhammed Ali Ünal. 31 yaşındayım. Babam bu şirketi kurdu. Yani 30 yıl önce kurduğu şirket devraldım. Bayrağı yarışını devam ettiriyorum inşallah. Allah nasip etti bize bu yeni iş yerini kurdurabildi. Yeni yeri alabildik. Güzel bir yerde. Otobanlara yeri, kavşak ağlarının olunduğu bir yerde. Eski yere göre çok güzel bir yerdeyiz. Allah nasip etti. Eski yerimiz 809 metrekare civarındaydı. Gelsin Kehin eski Grossmark bölgesinin içindeydi. Arkada kalıyordu. Allah nasip etti bu yeni yeri aldık. Çok muhteşem bir yerde. Muazzam bir külliyesi, büyüklüğü var. Eski yerin büyüklüğü 800 metrekareyken burada 2400'ler, yani %300-400 kadar bir büyüme nasip etti. Aynı zamanda bir kurumlaşmaya doğru gidiyoruz bu şekilde. Bizim ürünlerimiz orada misal olarak 500 civarındayken çeşit olarak burada daha da genişletebildik. Belli bir markalar soktuk. Ana değişik marka, Türkiye'nin belli tanıdığı markalar işlerini barındırdık. Aynı zamanda kendimizin kurduğu bir markamız var, Hayat Home diye. Ona ağırlık veriyoruz. Kendi markalaştırmaya çalışıyoruz ürünlerimizi. Hayat Home olarak bütün ürünlerimiz altlarında damgası vardı. Görebilirsiniz. Almanya'nın, Avrupa'nın, Benelux devletlerin her devlette ihracatımız vardı. Orada bütün ürünlerimizi görebilirsiniz ve markalaşma ve kurumsallaşma da Allah nasip ederse bu yeni yerimize çok ilerleteceğiz inşallah. Buradan şu an televizyonları başında programı izleyen vatandaşlarımız toptancı olaraktan onlara nasıl bir çağrımız olur? Çağrımız olabilir. Şunu demek isteyebilirim. Biz Üntex olarak, Hayat Home olarak kaliteye çok önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar birinci kalite, birinci değer, birinci sınıf ürünleri getirmeye çalışıyoruz ve markamızı ona göre belirliyoruz. A kaliteden, yani B kalite, B plus kalite, onlar bizim marka olarak kesinlikle bulamazlar. Ne alırlarsa birinci kalite almış olurlar. Uzun müddet, uzun yıllar kullanırlar. Yani çok mutlu olurlar, çok memnun olurlar. Yani bir gün alıp yarım sene sonra Üntex malları, Hayat Home malları çok kalitesiz, tekrar yenisini almam gerekir. Öyle bir şeyler kesinlikle kafalarını yormasınlar, öyle bir şey olmaz. Elimizden geldiği kadar getirdiğimiz ürünlerin Uzak Doğu'dan olsun, Türkiye'den olsun birinci kalite ve birinci sınıf ürünleri getiriyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz varsa? Son olarak eklemek istedim. Müşterilerimize buradan sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Bizi tanıyan bütün dostlarımıza. Gelsin de yeni iş yerimizi görsünler. Yeni hizmetimizi sunalım onlara. Memnun kalacaklar inşallah. Ben Üntex çalışanı, depo sorumlusu Nebi Türkmenoğlu. Depomuzda bulunan ürünlerimiz yatak örtüleri, havlular, bornozlar, el yüz takımları, sehpalar, koltuklar, porselen takımları, çeyizlikler, tencereler, tost makinaları, çay semaverleri, ocaklar. Aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye tüm çeyiz ürünleri ve evde gerekli olan eşyalar mevcut. Aynı zamanda ibadet ürünlerimiz, tesbihlerimiz, zikirmatiklerimiz, esanslar, kokular, namazlıklarımız var. Haç malzemelerimiz mevcut. Yorgan, yastık yüzleri, battaniyeler, çarşaflar. Anlayacağınız genç kızların ihtiyacı olan her şey bizde. Merhabalar, ben Şener Şentürk. Üntex'in açılışına geldim, hayırlı olsun demeye. Rabbimden hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayırlı kazançlar versin. Amin. Üntex'i ne kadar zamandır tanıyoruz? Üntex'te 25 yıldır çalışmaktayım ve çok memnunum. Kendileri çok güvenli insanlar. Halle hakkında neler söylersiniz? Çok güzel olmuş. Bunların Üntex'e yakışır şekilde olmuş. Bu güzel açılıştasınız. Ne gibi temenniniz olur? Ben Muammer Görgülü, kendim Aksaraylıyım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı kazançlar eylesin diyorum. Merhabalar. Merhaba. İsmet Çataklı, Zonguldaklıyım. 1974'te Almanya'ya geldim. Anadolu'muzun böyle güzide insanları, çok değerli Rasim abiler, yıllardan beri bu ticareti yapıyorlardı. Almanya'yı biliyorsunuz, 53. yılı yaşıyoruz Almanya'da göçmenler olarak.
Dolayısıyla Anadolu'yu Avrupa'ya taşıyan kardeşlerimiz gerçekten belki bir işçi olarak geldiler. Şu anda hepsi işveren konumuna geldiler. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın. Allah-u Teala helalinden bol kazançlar nasip eylesin. Ben de daha önce Milli Görüş Teşkilatları Rura Bölge Başkanlığı yapmıştım. Ama şu anda da Avrupa'da gerçekten Müslümanların gururu olan Avrupa İslam Kız Koleji, Berkamen İslam Kız Koleji'nin başkanlığını yürütmekteyim. Tekrar sizlere de hoş geldiniz diyorum. Bu güzel mekanın açılışında emeği geçen gerek Ali Bey'e gerekse Rasim abiye teşekkürlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak bereketli eylesin inşallah. Amin. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Amin. Sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de yüreğinize sağlık. Evet efendim, Üntex'in açılışındaki hasbihallerimizi, söyleşilerimizi yaptık. Biz siz gönül dostları için bir başka mekana yol alıyoruz. ...63 yaşındasın ve Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyinerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak... ...görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah... Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata, sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı, aynı cübbeden yine diktiler ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Kureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Asr-ı saadete Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin bedre öyle girin. Gökte melekler yerde siz bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara, hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sa'd bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey aslan, hazır mısınız? Sa'd bin Muaz ayakta, ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Hayder-i Kerrar ve kol kola
ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali sanki gökten iniyor. Seyitlerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana olan vaadini lütfet. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melek de Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarla. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece, esirlerin elleri bağlı, Hazreti Abbas'ın sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor Fahri Kainat. Niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Hemen çözüyorlar peygamber amcasının ellerini. Durumu öğrenince Resulullah emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Zeynep göndermiş eşinin fidyesi olarak. Rahmet peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Star Mobilya'dan şok kampanya. 160'a 2 bazalar, yatağıyla birlikte sadece 599 euro. Bitmedi. Yatak, yemek ve koltuk takımı, komple düğün paketi sadece ve sadece 3299 euro. Tüm mobilya çeşitlerimizi Leverkusen'deki showroom'umuzu ziyaret ederek yakından görebilirsiniz.